Sedat Çakır, Hollanda'dan geliyorum. Hollanda Sufi Yolu Vakfı Başkanıyım. Sufi Yolu son 2 yıldan beri Türkiye'deki eski Osmanlı haç yollarının yeniden hayata geçmesi için hareket ve çaba sarf eden bir vakıf. Vakfımız ağırlıklı Hollanda ağırlıklı olarak çalışıyor ama Türkiye'de o aktiviteleri olan bir vakıf. Bu Osmanlı haç menzillerinin işte yeniden haç menzilleri olarak yani harekete geçebilmesini ve haç menzillerinin de eskiden olduğu gibi sosyal alanda faaliyet gösterebilmesini sağlamak. Bu sosyal alanda faaliyet tabi arabayla seyahat edenler için de geçerli olduğu gibi daha çok ağırlıklı olarak yürüyerek veya bisikletle gidenler veya bisikletle nihai olarak hacca gitmek isteyenler haccın yolun yeniden harekete geçmesini sağlamak. İlk etapta Sufi Yolu olarak İstanbul Konya olarak çalışmamız var. Daha sonraki dönemlerde Konya ve ilerisi olacak. Haç yolu adı altında devam edecek ama Sufi Yolu projesi Konya'dan sonra Mevlana'nın Konya geliş yolunu da harekete geçirecek. Yani birkaç amaçlı olarak hareket etse bile tamamıyla haç yollarının yeniden harekete geçmesini sağlıyor. Bunun için de biz şu anda yürüyerek keşif çalışmaları yapıyoruz. İşte bir kısmını işaretleme çalışmaları yapıyoruz. İşaretlemeler yürüyüşçüler için uluslararası işaretleme belgeleri oluyor. Burada kırmızı beyaz işaret var. Bu kırmızı beyaz işareti gören insanlar uluslararası yürüyüş yolunda olduklarını biliyorlar. Bu da bazen Polonya bayrağıyla karışıklık veriyor ama Polonya bayrağı değil, tamamıyla uluslararası yürüyüş yollarıyla. Biz bu stickerları da kullanıyoruz. Bunun küçükleri ve büyükleri var. Küçüklerinde Türk bayrağı yok. O daha çok jenerik olarak görsünler diye. Büyüklerinde Türk bayrağı da var. Yani Türkiye içinde yürüdüklerini. Sufi yolu daha sonra haç yolu da Türkiye sınırları dışına çıkacağı için bayrak da tabii sınırları geçtikçe değişiyor. Yeşil ok işareti yürüyüş yolunu gösteriyor. Yani okun istikametini takip edenler nihayetinde Eyüp Sultan'dan yola çıktıklarında ellerinde rehber kitap olmasa bile Konya Mevlana'ya kadar ulaşabilecekler. Şu an Bilecik etabındasınız. Şu anda Bilecik etabındayız. İşte Vezirhan'dan giriş yaptık. Bugün de işte Küre üzerinden Söğüt'e geçeceğiz. Bu stickerlar genelde işte direklere vesaire yerlere yani metal objelere yapıştırılıyor. Tamam, yol üzerindeki. Yol üzerindeki. Evet. Bazen de ağaçlara da çivilerle çakılıyor. 4 çiviyle böyle kabara çivilerle çakılıyor. Dolayısıyla çok kolay kullanımı. Yürüyüş yolları için de şu anda biz vakıf olarak, gönüllüler olarak çalışıyoruz. Evet. Yani henüz herhangi bir proje dahilinde değil. Ama Türkiye Kültür Yolları Derneği'nin çatısı altında. Yani kültür yollarına biz dahiliz. Aynı zamanda da kurucu üyeyiz. Evet. Yani Bilecik Belediyesi'ne de bize yaptığı desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Bu Bilecik hem belediye olsun hem de yerel halk olsun çok çok destek veriyor. Sağ olsunlar. Bir de yani Türkiye'nin en güzel beldelerinden bir tanesi, gezip görmeye değer olan bir yer. Biz de tüm Sufi yolu dostlarını, haç yolu dostlarını, gönül dostlarını burada Şeyh Edebali'yi ziyaret etmeyi bekliyoruz. İşte Kurtuluş Savaşı'na kadarki en yoğun yerleşimde bulunduğu noktalardan birisiyken işte Kurtuluş Savaşı'nda bu büyük savaşın burada cereyan etmesi sebebiyle yıkılıyor.